Yaklaşık 2400 yıl önce felsefe tarihinin en ünlü düşünürlerinden biri olan Platon, meşhur Devlet adlı eserinin 7. kitabında hayatın anlamını sorgulatacak bir alegori geliştirir. Buna göre, ömrü boyunca dışarıdan en küçük bir ışığın dahi giremediği karanlık bir mağaraya bir grup insanın hapsedildiğini düşünün. Çocukluklarından itibaren elleri, ayakları ve boyunlarından zincire vurulmuş bir şekilde başlarını sağa ve sola dahi kıpırdatamıyorlar. Sadece karşılarında bulunan duvara bakabiliyorlar. Arkada yüksek bir yerde yanan bir ateş var ve ateşle aralarında da bir yol var. Bu yol boyunca ellerinde türlü türlü araçlar, taştan, tahtadan yapılmış, insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyan insanlar var. Gelip geçen bu insanların kimi konuşuyor, kimi susuyor. Bu insanların arkalarında büyük bir ateş olduğu için gölgeleri duvara yansıyor. Mahkumlar, kuklaları ve arkalarından geçen gerçek nesneleri göremiyorlar. Gördükleri ve duydukları şey, görmedikleri nesneler tarafından yapılan gölgeler ve yankılar. Zincire vurulmuş mahkumlar, duvara vuran gölgeleri gerçek sanmaktalar. Aslında arkadan gelen insan seslerinin duvardaki gölgelerden geldiğini düşünüyorlar. Hayatları boyunca düşündükleri, hakkında konuştukları yegane şey, bunların duvara yansıyan gölgeleri. Bütün hayatları boyunca görüp durdukları bu gölgelerin gerçek olmayabileceğinden en küçük bir şüphe dahi duymuyorlar. İşte bu noktada Platon bir varsayım geliştiriyor. Mağaradaki mahkumlardan biri prangalarından kurtulup ve mağarayı serbestçe dolaşmaya başlıyor. Önce ateşten gözleri kamaşıyor. Sonra yavaş yavaş mağaranın içindekileri açıkça görmeye başlıyor ve eskiden gerçek sandığı gölgelerin kaynağını anlıyor. Mağaradaki gölgelerin bir yansımadan ibaret olduğunu ve hakikati yansıtmadığını fark ediyor. Daha sonra mağaradan dışarı çıkıyor. Önce güneş ışığından gözleri kamaşıyor, adeta kör oluyor. Yavaş yavaş gözü ışığa alışmaya başladığında etraftaki nesneleri görmeye başlıyor. Burada mağara benzetmesinde Platon, mağara ile toplumu ve değişim alemini anlatmaya çalışır. Burada her şey kusurlu ve eksik durumdadır ve sürekli değişir. Mağaraya zincirlenmiş insan ile toplumun bir parçası olan sıradan bireyi anlatır. Birey, sanı ve yanılsamalardan oluşan bu dünyanın baş aktörüdür. Zincir ve prangalarla ise toplum içindeki insanı sınırlandıran kalıplar, dogmalar ile hukuk, ahlak ve din kurallarını kasteder. Gölgelerle ise de toplumsal kurallara göre toplum tarafından belirlenmiş ve benimsenmiş, sorgulanmamış doğruları anlatır. Mağaranın dışındaki dünya ile kusursuz, ebedi ve değişmez olan bilgi nesnelerinin olduğu varlık alemini, yani idealar dünyasını anlatmaya çalışır. Güneş ile de iyiliği anlatır. Platon'a göre en yüksek iyi ideası güneştir. Platon bu metaforla mağara duvarındaki gölgelere bakarak bunları gerçek sanan ve bunlarla hayatını geçiren insanlarla toplum tarafından belirlenmiş sınırların dışına çıkmayan, özgürlükten uzak, sürü psikolojisi ile hayatına devam eden ve kendi algı mağaralarında yaşayan insanları anlatmaya çalışır. Bu insanlar hayatımızdaki sıradan insanları temsil eder. Sanı ve yanılsamalardan oluşan bir dünyada yaşar. Mağaranın dışına çıkan insan mağaraya dönüp gördüklerini onlara anlatmaya çalışsa bile onları inandırması zor olacaktır. Çünkü insanların alışkanlıklarını terk etmesi oldukça zordur ve gerçeklerle yüzleşmek cesaret ister. Böyle insanlar zincirlerinden kurtulmaya ikna edilseler bile hareket etmekte zorlanacaklar, ışıktan gözleri kamaşacak ve gene de o eski yerlerine, zincirlerine geri dönmek isteyecekler. Dışarı çıkıp mağaraya dönen mahkumun diğerlerine anlattığı her şey, gölgeleri dışında bir gerçeklik deneyimlememiş mahkumlar tarafından algılanamayacaktır. Bu mahkumlar dışarı çıkıp gelen mahkumu delilikle ve aptallıkla suçlamaya başlayacaklar. Mağara alegorisi toplumun uzman ve zeki insanlara ihtiyacı olduğunu gösteren bir model olarak da yorumlanabilir. Diğerlerinin göremediğini gören öncü insanlar olan gereksinimi anlatır. Kimsenin soramadığı tehlikeli soruları sorabilen ve keşfettikleriyle diğer insanları aydınlatabilen insanların toplum için ne denli önemli olduğunu gösterir. Platon'a göre zincirlerinden kurtulan ve gerçek bilgiye ulaşan bu insan ancak filozof olabilir. Çünkü toplumsal kuralları, yani zincirleri kırıp atabilmek bir sorgulama süreci gerektirir. Bir şeyleri sorgulayabilen filozofun görevi gölgeler dünyasında yaşayanlara yol göstermektir. Burada aslında Platon hocasına, yani Sokrates'e gönderme yapmaktadır. Sokrates, sıradan insanları aydınlatmaya, onları düşünmeye ve sorgulamaya davet ederken, Atinalılar tarafından M.Ö. 399'da ölüme mahkum edilmişti.
Sokrates, mağaradaki zincirlerinden kurtulan mahkumdu. Mağaradan dışarı çıkmış, mağara dışındaki gerçekliği deneyimlemişti. Deneyimlediği gerçekliği mağaraya dönerek oradaki mahkumlara da anlatmaya, onların da bu gerçekliği deneyimlemesine katkı sağlamaya çalışma gibi bir hataya düşmesi onu belki de hiç hak etmediği yazgısına götürdü. Burada Atina demokrasisine de yapılan üstü kapalı bir eleştiri vardır. Platon, demokrasinin sağlıklı kararlar verdiğine inanmaz. Çünkü bu demokrasi Sokrates'i ölüme mahkum etmişti. Şunu da unutmamalıyız. Demokrasilerde belirli şartları sağlayan herkes oy kullanabilir. Ancak insanların hepsi politikadan anlamaz. Yanlış kararlar verebilirler. Ve yönetici olarak yanlış insanları da seçebilirler. Örneğin demokrasi seçim yoluyla Adolf Hitler gibi bir diktatörü ortaya çıkardı ve insanlığın en büyük felaketlerinden birini yaşamasına neden oldu. Bu sadece politikada değil, eğitim, sağlık, sanat gibi pek çok alanla da ilgilidir. Dünyanın evrenin merkezi olduğu ve güneş ve diğer yıldızların da dünyanın etrafında döndüğü fikri Batlamyus tarafından ortaya konulmuş ve 1400 yıl boyunca genel kabul görmüştür. Bunun doğru olmadığını ise önce Kopernik, ardından da Galileo bilimsel olarak ortaya koymuşlar ve bu genel kabulün yanlış olduğunu göstermişlerdir. Bir başka örnek de sosyal medya. Sosyal medyada insanlar gerçek olmayan bir dünya içerisinde sahte mutluluklar yaşıyorlar. Hayatlarını beğeniler üzerine kurmuş durumdalar. Hesaplarında binlerce kişi barındıran insanlar aslında yapayalnız bir yaşam sürüyorlar. Bu sosyal medya mağarasında sıradan hayatlar süren insanlar kendilerini olduklarından çok farklı biriymiş gibi gösteriyorlar. Bu kişileri takip eden diğer insanlar da onlar üzerinden kendilerini yetersiz ve mutsuz hissedebiliyorlar. Bunu aşmanın yolu sosyal medya mağarasını aydınlatmaktan ve gerçekliğini sorgulamaktan geçiyor. Peki, prangalarından kurtulmuş ve mağaradan dışarı çıkmış insan ne yapacaktır? Zincirinden yani prangalarından kurtulan insan gerçeği gördüğü için artık gölgelerle yetinmeyecektir. Kendisine zor da gelse, acı da verse cesaretle gerçekle yüzleşmeye çalışacak ve sürekli değişen algı ve değişim dünyası içinde mümkün olan en iyi, en doğru gerçekliğe ulaşmaya çalışacaktır. Hepimiz günlük hayatımızda çok farklı durumlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bize sunulanları gerçeklik olarak kabul etmeden önce şüphe süzgecinden geçirmeliyiz. Şüphe eden insan, gerçekliğin göründüğü gibi olmayabileceğini, görünenin arkasında farklı nedenler olabileceğini düşünerek ve sorgulayarak kararlarını buna göre verir. Ancak bu aslında hiç kolay değildir. Çünkü insanların çoğu şüphe etmek, sorgulamak yerine kendilerine sunulanı gerçeklik olarak kabul eder. Böylesi daha kolay ve daha az can yakıcıdır. İşte Platon, mağara benzetmesinde hayatlarını hiçbir şeyden şüphe etmeden geçiren insanların durumunu anlatmaya çalışmıştır. Platon'un düşünce deneyi beyaz perdede de kendisine oldukça fazla yer bulmuştur. Truman Show, Matrix, Fight Club, Woody Allen gibi filmler bunlardan sadece birkaçıdır.